Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi ülkemizde sanattan bahsetmek aslında ne bileyim otobüs saatlerinden filan yere giden minibüsün saat kaçta nereden kalktığından bahsetmek gibi. Yani herkesin aslında bir şekilde fikrinin olduğu bir hadise düzeyine gelmiş. Galiba ülkemizin bu herhangi bir şeye böyle yani bu şekilde baktığı benim bildiğim kadarıyla üç şeyde vaki. Bir tanesi siyaset. Her Türk işte eskiden benim gençliğime kadar şiir yazardı. Türkiye'de yaşayan her insan manasında kullanıyorum bunu. Şiir yazardı ama ben onu kastetmeyeceğim. Her Türk siyasetten anlar. Her Türk yani biz demokrasiyi böyle anladık. Siyaset konusunda biz uzmanızdır. Yani doğuştan gelen bir uzmanlıktır bu. Hepimizin sadece işte belli konularda siyasetle ilgili belli konularda fikri yoktur. Son derece isabetli, son derece kendisine göre güvenilir, etkileyici görüşleri vardır. Ve bu görüşleri de diyelim ki siyasetten anladığı söylenen başka insanlar gibi tartışmaz. Deyim yerinde ise dikte eder. Bunlardan bir tanesi, ikincisi yani bildiğim kadarıyla tababettir. Herhangi bir tarafınız ağrıdı, orada küçük bir yara çıktı, bir şey oldu ve size isabetli, isabetsiz mutlaka ve mutlaka çevrenizdekiler, akrabalarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız şunu ye, bunu iç, şunu yeme, şuraya git, şöyle yap falan mutlaka tavsiyede bulunur. Yani biz doğuştan aynı zamanda tıp uzmanıyız. Bizim doğuştan getirdiğimiz uzmanlıklarımızdan bir tanesi de sanat. Biz hepimiz sanattan anlarız. Sanat hakkında çok derin fikirlerimiz vardır. Bu fikirlerin aslında hani say dök dersek şurada başlayıp bittiğini görürüz. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Yani sanat görüşümüzde aslında bu belirler. Halbuki bir miktar sanatla ilgilendiğimizde görürüz ki zevkler de, renkler de fevkalade tartışmaya açıktır. Bırakalım zevkleri, daha üzerinde anlaşılabilir gibi duran renklerden hareket edelim. Kendimize bir miktar dikkat ettiğimizde aslında renk seçimlerimizin, kıyafetlerimizde, efendim kullandığımız eşyalarda renk seçimlerimizin çoğunlukla bize angaje edildiğini fark etmeyiz bile. Mesela modadan etkileniriz. Bu modadan etkilenmeyi, modayı birebir takip etmek şeklinde anlamayın. Belki de muhataplarımın çoğu modayla ilgilenmiyordur. Şu anlamda modayı takip etmiyordur. Fakat dikkatinizi çekerim. Moda ile modayı takip etmemek demek, modaya kayıtsız kalmak değil. Bir şekilde bize var olan medya imkanları moda hakkında fikir verir. Yani hangi renkler modadır biliriz. Belki tercih etmeyiz ama biliriz. Yani farkındayızdır. Bu yıl şu renkler efendim gözde. Yani renk konusunda da, zevk konusunda da aslında belli bir bilincimiz, belli bir ayırt edici ön faaliyetimiz yoksa aslında ortalıkta, yürürlükte var olan neyse ona tabi oluruz ve bu konudaki üstünkörü görüşlerimizi de sanat zannederiz. Mesela ne bileyim bir fizik konusunda, kimya konusunda, matematik konusunda veya işte sayabileceğimiz birçok konuda o konunun erbabını merakla dinleriz. Fakat sanat mevzuyla ister resim olsun, ister tiyatro olsun, ister edebiyat olsun filan. Sanat konusunda uzman ile o konuda bir ön bilgisi olmayan kişinin bizim nezdimizde bakış açısı eşite yakındır garip bir şekilde. Yani ikisini de aynı kefeye koyarız. Ha, sonuçta uzmanın görüşünü benimseyebiliriz. Evet, yani bak beyefendi, işte hanımefendi 4 yıl işte bu okulda okumamış, filan okulda okumamış, şu kadar yıldır bu konuları ilgilenmemiş filan, evet deriz belki ama
ilkece en başta birbirlerini eşit görebiliriz. Yani matematik öğrenen, henüz matematik öğrenen bir ortaokul öğrencisiyle bir matematik profesörü arasında bizim zihnimizde devasa bir fark var iken sanat mezunu öyle değildir. Yani hepimiz sanat konusunda doğuştan bir bilgiyle geldiğimize inanırız ve çoğumuz böyle de bağrı bekaya göç ederiz. Bu tuhaf yani. Hani bizim kültürümüze mahsus, bizim daha doğrusu coğrafyamıza mahsus bir şey bu. Biz sanatı biliriz. Daha doğrusu sanatın bilinmesi gereken, üzerinde pişilmesi gereken, uzun uzun üzerinde durulması gereken bir mevzu olduğunu hesaba katmadan yaşarız. Galiba bunda sanatla pek ilgilenmemek durumunun da payı var. Yani mesela görsel sanatlarla çoğumuzun arası pek iyi değildir. Yani bunu söyleyen kişi de bugüne kadar diyelim ki kaç efendim resim sergisi gezmiştir falan bir saysak sayılır yani. Hani 100'ü, 150'yi, 200'ü muhtemelen geçmez. Veya işte müzikten örnek verelim isterseniz. Müzikte de işte diyelim ki benim çocukluğumda, gençliğimde radyoyla başlayan, daha sonra televizyonla devam eden, işte şimdilerde internetten takip edilen yani pop ne varsa biz onu müzik zannederiz. Yani halbuki onun ötesinde efendim bir yönüyle hem bizim kültürümüzün kalıcı hem de kıyıda kuşta kalmış nice örneğini pek bilmeyiz. Varsayalım biliriz. Hani varsayalım onları da biliyoruz. Bildiğimizde de diyelim ki popüler olan o örnekle o kıyıda köşede kalmış aslında son derece kıymetli örneğin değerinin, düzeyinin bir ve aynı olduğunu varsayarız. Yani ikisi de müziktir, müzik eseridir. Müzik parçasıdır bizim gözümüzde. Yani bu aralarındaki farkı göremeyiz. Halbuki mesela bu açıdan her açıdan neredeyse baktığımız gibi hani Frangistan'da ne oluyor diye baktığımızda mesela ben böyle takip ettiğim müzik siteleri vardır, yabancı müzik siteleri. Bizde olmayan bir şeyi görürüm orada. Diyelim ki adamcağız kim olsun? Prince. Şu an aklıma o geldi. Prince. Bir pop şarkıcı. Hani çoğu insan bunu Türkiye'de rock falan zanneder de. Hayır popçu. İki sayfa, üç sayfa. Son derece önemli tahliller yapıyor diyelim ki Prince'in filan albümü ya da falan şarkısı üzerine. Fakat bu nedir? Yani son tahlilde bir yorumda bulunması icabetinde veya kategorize ettiğinde zihninde veya o metinde kategorize ettiğinde onun pop olduğunu hiçbir zaman inkar etmez. Hatta açıkça ifade eder. Yani bir şeye yani ne diyelim yöneldiğimizde garip bir şekilde biz bizim kültürümüz herhangi bir şeye yöneldiğimizde muhtemelen kendimize yüklediğimiz o yüksek değerden kaynaklanıyor bu. Biz herhangi bir şeye yöneldiğimizde o yöneldiğimiz şeyin de en az bizim kadar yüce olduğunu varsayalım. Halbuki onun yöneldiğimiz şeyin bizden bağımsız bir kıymeti olduğunu ve ilgimizden farklı olarak ne diyelim o şarkıyı dinlemekten, günlerce dinlemekten farklı olarak onun bizatihi bir değeri olduğunu hesaba katmayız. Göz ardı etmeyi tercih ederiz. Yani bizim ona yüklediğimiz, demek istediğim, özetleyecek olursak, bizim ona yüklediğimiz anlam başka bir şeydir. Onun bizatihi anlamı, kendinden kaynaklanan anlamı başka bir şeydir. Belki biraz daha demek istediğimi anlatabileceğim bir örnekle devam edeyim isterseniz. Efendim, ben çocukken, ilk gençlik yıllarıma kadar da galiba gelmişti. Boniem diye bir şey vardı, bir grup vardı. Bu grubun parçaları o dönemin radyolarında, efendim, televizyonlarında bangır bangır çalınırdı falan böyle. Israrla falan böyle sürekli Boniem yani bütün dünyada efendim yaygın bir gruptu. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse zaman zaman yani çok nadiren de olsa mesela ben bir Boniem'in parçasını duyduğumda kulak kabartırım. Çünkü beni o şarkı çocukluğuma götürür. Ama bu öznel bir ilgidir, öznel bir bağdır. Yani o eseri bu Boniem nedir, Boniem'in o parçasının kıymeti nedir diye sorduğumuzda ben
benim üzerimdeki o etkisinden bağımsız olarak bir yargıda bulunmak durumundayım. Son derece basit, kof, entipiften zaten hani patlayan, hızla patlayan ve hızla yok olan bir müzik olduğunu görebilmeliyim. İşte galiba bizim eksikliğimiz burada. Bu peki niye böyle? Yani biz efendim doğuştan sanat konusunda efendim bilgiliyiz ve bu hep böyle mi gider? Yani başka bunun bir sebebi yok mudur dediğimizde ilgisi yok yani. Galiba şu, demin verdiğim karşılaştırmaya müracaat edersek, işte biz diyelim ki matematik konusunda erbap olabilmek için matematiğe uzun yıllara dayanan bir ilgi kurmamız gerektiğini inanırız. İşte ben hep şaşırırım buna. Matematik dediğimizde birçok insana bunu hani şimdi yüz yüze olsak mesela sorardım. Matematiğin aklına ne geliyor? Verilen örneklerin çoğu aslında matematiğin içine girmez. Yani aritmetikten bahsederler. Matematik deyince bile biz başka bir şey anlıyoruz. Hakiki manasıyla matematiği de aritmetiği anlıyoruz. Yani ilkokulda belki o aritmetik derslerini matematik başlığı altında gördüğümüz için bilemiyorum. Ama her neyse yani matematik konusunda uzman olmak demek efendim o konuda eğer ilgileniyorsak sözü dinlenebilir bir aşamaya gelmek ve yoğun bir ilgi demek. Fakat biz sanatla, sanat düşüncesiyle, sanat eleştirisiyle, estetikle, sanat felsefesiyle, sanat ontolojisiyle pek ilgilenmeyiz yani. Ülkece söylüyorum bunu. Pek ilgilenmeyiz. Yani diyelim ki fenle, efendim, biyolojiye, şuna buna, sosyal bilimlere, birçok sosyal bilime verdiğimiz kıymetin belki de %1'ini vermeyiz. Niye? Çünkü doğuştan zaten bu konu hakkında bilgi sahibiyizdir. Şimdi burada aslında inanılmaz, son derece etkileyici bir durum var. Yani Türk insanı, efendim, Türkiye'de yaşayan insanlar manasında kullandığımı bir kere daha vurgulayıp bundan sonra hep Türk insanı diyeceğim ama Türkiye'de yaşayan her kimse onu kapsayacak bir şekilde anlatıyorum. Onu kastediyorum aslında. Yani Türk insanı garip bir şekilde entelektüel ilgilerinde sanata, sanat düşüncesine yer vermemeyi tercih eder. Yahut da, hani bunun istisnası yok mudur? Vardır tabii. Yahut da bu konuda daha basit, daha sığ, geliş düzeyi bile sayılamayacak derme çatma metinlerle yetinmeyi tercih eder. Bu tuhaf yani. Biz sanat üzerine düşünmeyi efendim düşünmeye neredeyse direniyoruz. Diyelim ki siyaset felsefesi, uluslararası ilişkiler felsefesi, iktisat felsefesi, hukuk felsefesi yani birçok konuda efendim ülkemiz aslında hiç kuşkusuz aralarında fark olsa bile belli bir yerde yani dünya çapında hatta isimlere de sahibiz. Ama sanat felsefesinde yani özü gereği diyelim ki İsmail Tunalı gibi çok büyük çalışan isimlerimiz olsa bile pek bilmeyiz. Yani biraz kayıtsızlığımızı koruruz. Veya efendim sanat bize pek bir şey söylemez. Yani bizim ne diyeyim ihmal etsek de yerine başka bir şey koyduğumuzda da sanki fonksiyonunu icra etmiş gibi varsayarız. Öyle hissederiz. Yani mesela hani dediğimi belki daha iyi anlatabilir. Mesela hepimizin cep telefonları diyelim ki bu dijital fotoğraf makineleri çıktığında o işte aşağı yukarı 2 megapiksel, 4 megapiksel, 6 megapikselle falan başladılar onlar. 6 megapiksel hani biraz daha iyi bir makineydi o zamanlarda. 6 megapiksellik bir fotoğraf makinesiyle efendim doğrusunu söylemek gerekirse bu da bir parantez içi bilgi olsun. Dilediğiniz her fotoğrafı çekebilirsiniz. Dijital fotoğraf makineleri ondan önceki analoglar falan iyi fotoğrafla mesela kötü fotoğraf hakkında bize bir fikir verirdi. Yani bir fotoğrafa baktığımızda fotoğrafla ilgilenmesek bile, derinlemesine ilgilenmesek bile anlatmak istediğim daha çok buydu. Biz bir gazetede gördüğümüz bir haber fotoğrafı ile hadi herkesin bildiği bir isim olduğu için oradan gidelim. Ara Güler'in yine gazetede çıkmış
Efendim bir fotoğrafını gördüğümüzde bu ikisinin arasındaki bir fark olduğunu bir şekilde sezinlerdik. Yani Ara Güler'den haberimiz olmayabilir. Ama daha bir dikkatimizi çekerdi. Şimdi ama cep telefonları sayesinde aynı zamanda hepimiz birer tırnak içerisinde fotoğrafçı olduğumuz için hepimiz aslında Ara Güler olduk yani garip bir şekilde. Yine bir başka örnek geliyor. Derdimi anlatabilmek için umarım faydalı oluyordur. Mesela yaklaşık 10 yıl önce yapılmış bir araştırmaydı bu. O zamanlar işte bu ilk şeyler, mesajlaşmalar cep telefonlarıyla çıktığında, akıllı olmayan telefonlarda mesajlaşmalar falan çıktığında ilginç bir şey gözlendi. Okul çağındaki ilkokul, ortaokul, lise ayrı ayrı bu araştırmayı yapmışlardı Fransa'da. Okul çağındaki çocukların Fransız imlasına dair efendim kavrayışlarının arttığı görüldü. Yani bu çocuklar kendi derslerinde, okullarında kompozisyon yazarken sık sık hata yapabiliyorlar ama garip bir şekilde mesajlaşırken kullandıkları hassasiyet, efendim ne diyelim titizlik aslında onların Fransız imlasını daha iyi öğrenmeleri sonucunu doğurdu. Fakat mesela bizden bir karşılaştırma yapalım isterseniz. Bilmiyorum hiç söylemem yetiyor zaten. Hani Türkiye'de böyle bir araştırma yapılmadı ama siz şöyle küçük bir gözlem yaptığınızda görürsünüz ki tam tersine mesajlaşmada büyük harf, küçük harften yani tutun da işte Türk C'ye özgü harfleri, yumuşak G gibi filan, şey gibi yazmamaktan tutun da hani noktalar, noktalı virgüller filan yani dağılıyor, dökülüyor, imla dökülüyor, tahsihler kaynıyor falan filan. Yani Türkiye üzerinde bunu tuhaf bir, Türkçe üzerinde tuhaf bir olumsuz etkisi oldu. Tıpkı fotoğraftaki gibi. Yani biz efendim kendimiz de cep telefonlarımız üzerinden fotoğraf çekmeye başladığımız andan itibaren o sanattan, fotoğraftan, sinemadan anlar hale geldik. Daha iyi anlar hale geldik. Daha iyi bilir, daha iyi çözer hale geldik. Halbuki meselenin yani sanatında, öbür şeylerinde anlamakla çok yakından bir alakası var. Yani anlamak ve anladığını varsaymak. Yani herhalde biz anlamak üzerine yeterince düşünmediğimiz için bu sıkıntıları belli bir miktar yaşıyoruz. Anlamak ne? Yani insan nasıl anlar? İzlenimle efendim anlamak arasındaki fark nedir? İzlenimlerimiz bize nasıl bir sonuçlar, isabetli sonuçlar sağlar, ne miktarda sağlar? Bu konularda pek düşünmeyiz. Halbuki garip bir şekilde yani belki de anlama konusunu bizim inkarımızın ben idrakımıza da yakından bir alakası var. İsterseniz şeye dönelim. Oradan başlayalım ya. İdrakla başlayalım. İdrak mevzu niye mühim? Şundan. Şimdi diyelim ki demin Fransa'dan örnek verdim. Bir Fransız'a, hatta Fransa'da yaşayan bir mağribe, Cezayirli'ye, Faslı'ya, Tunuslu'ya, biliyorsunuz onlar Türkiye'ye geldiklerinde, hani siz onları Fransız zannedersiniz, halbuki malum bunlar Arap. Yani bakıyorsunuz sıkıştıklarında Arapça ya hemen dönerler kendi aralarında, zaten Fransızcalarından da belli olur ama Fransızlaşmışlardır garip bir şekilde. İşte söylemek istediğim o, yani Fransızlaşmak, Fransızlık dediğimiz şey nedir? Bu soruya efendim yani bir sürü cevap verebiliriz. Fakat kendine mahsus bir tarafı olduğunu fark ederiz. İngiliz, İngilizleşme, İngilizlilik. Hatta 72,5 milletten devşirme olduğu halde farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı etnislerden, milletlerden, devletlerden, ülkelerden falan gelme insanlardan kurulu ve hala dışarıdan göç almaya devam ettiği halde çok kısa bir zaman içerisinde Amerika'da yaşayan insanlarda hemen bir Amerikanlılık
İngiliz'den, Fransız'dan, İtalyan'dan, İspanyol'dan, İspanyol köklerinden farklı bir Amerikanlılığın peyda olduğunu görürsünüz. Şimdi ben yıllardır sorarım. Efendim, buradaki Türk'ü tekrar hani Türkiye'lik anlamda Türk dediğimizde ne anlıyoruz? Yani Türkiye'ye özgü insan dediğimizde ne anlıyoruz? Bunun sadece bir ortak paydası var mı? Siyasi görüşleri kastetmiyorum. Yani kimisi laik olur, kimisi ne bileyim dindar olur, şu dinden olur, bu dinden olur ama bakın Amerika'da var. Hatta Rusya'da bile Rusluk falan bundan bahsedebiliriz. Efendim, dünyanın birçok başka coğrafyasında da mesela Almanya'da da değil mi? Türklerin nasıl asimile olduklarını, olamadıklarını, nerelerde Türk özlediklerini falan hesaba katarak düşünebiliriz bunu. Türk olmak deyince biz neyi kastediyoruz? Türkiyelilik. Hiç önemli değil yani. Buraya ne derseniz deyin. Ne ortak paydamız ne? Nerelerde anlaşıyoruz? Bu işte bu ben idrakı galiba bizde sorunlu olduğu için daha nesnel olan ya da nesnelden hareket eden mevzularda efendim yani benle bağ kurulması gerekmeyen mevzularda rahatlıkla anlaşıyoruz. Oralarda uzmanlaşabiliyoruz. Oralarda belli bir mesafeye gelebiliyoruz. Dünyaya yönelik bir şeyler de söylüyoruz. Demin de vurguladığım gibi ama beni ilgilendiren, ben idrakını merkeze alan, dolayısıyla bizi yani burada ben derken şahsımı kastetmiyorum. Behrimizi ve bu behrimizin ortak kümesini oluşturan değerleri filan dikkate alan alanlarda buna ihtiyaç hisseden alanlarda demek istiyorum. Biz kelimenin en iyimser ifadesiyle tökez diyoruz. Galiba bu anlama mevzuuna yüklediğimiz anlamla irtibatlı diye düşünüyorum bu. Başka milletler bir şekilde anlama ile kendi arasında, kendilik arasında bir ilişki kurabiliyorken artık bize ne olduysa bu son yüzyıl içerisinde biz bu ilişkiyi kurmakta belli ki ciddi bir biçimde sıkıntı yaşıyoruz. Halbuki yani çok acı bir durum ama keşke bunu layıkıyla kabullenebilsek. Yani insan aciz bir varlıktır. Tabii ki biz buna inanıyoruz falan diye düşünmeyin lütfen. Ben ona inandığınızı tabii ki inanıyorum. Ama bu şekilde de amel ediyor muyuz? Demek istediğim o. Yani acziyetimizin mesela ne kadar farkındayız? Yani konumuzla ilgili acziyetimizi ifade edeyim. İnsan arkadaşlar algıya mahkum bir varlık. Eski ifadesiyle insan idrake mahkum bir varlık. Efendim, eskiden bu böyle ifade edilirdi. Yani biz algılamadan edemeyen bir varlığız. Allah bizi, eğer Allah'a inanıyorsak, tanrılara inanıyorsak, evren, efendim, Manitu, her neyse yani o kadar önemli değil filan yani nereye şey yapıyorsanız, atıfınızı nereye yapıyorsanız. Buradaki o baştan sınırlanmışlığı kabul etmek çok zor bir şey. Yani siz algılamadan edemeyen bir varlıksınız. Kapatamıyorsunuz. Yani aslında algınızı ama işte uyurken filan kapatıyoruz. Hayır. Uyurken acaba sahiden kapatıyor muyuz? Yani yoksa hani rüya olarak zaman zaman hatırladığımız şeyler gündüz %100 diyelim filan hani bilinç halindeyken yürüttüğümüz algıdan farklı bir algıya mı kapı aralanıyor? O kapı aralanmadan dolayı mı gündelik yaşantıda, fizik gerçeklikte hiçbir zaman başımıza gelmeyecek şeyler orada başımıza gelebiliyor. Veya enteresan hayaller, özellikle rüyaya varırken kurabiliyoruz. Yani demek ki nefes almak mecburiyeti, gözümüzü kırpmak mecburiyeti falan gibi, mahkumiyeti gibi hatta yani. Belki bunu mecburiyet yerine mahkumiyet diye şey yapmak daha yerinde. Biz algıya mecbur bırakılmış bir varlığız. Mutlaka algılarız. Ama burada dikkatimizi çekmesi gereken bence mühim bir husus var. O da şu. Klasik insan ile modern insanın algı dolayısıyla
idrakler arasında çok ciddi, çok temelden bir ayrım var. Belki de klasik yaşantının, geleneksel yaşantının farkından kaynaklanıyor bu. Hatta bunu kısmen diyelim ki bu verdiğim örnek bağlamında günümüzde de yaşayabilirsiniz. Diyelim ki efendim köye gittiniz, ücra bir yerdesiniz veya artık İstanbul'da kaldı mı Beykoz filan civarında belki vardır böyle filan. Yanınızda, yakınınızda pek az evin, pek az insanın olduğu bir şey düşünün, bir yer düşünün. Şimdi oradan diyelim ki pencereden dışarıya bakıyorsunuz. Yani algıladığınız şeyler belli. Ağaçlar, varsa bir yol, bulutlar, gökyüzü, güneş, varsa kuşların sesi falan yani. Hani çok bellidir, çok nettir. Sesler çok belirgindir. Çok kendisini dayatan bir tarzdadır. Aynı şeyi şimdi büyük bir şehirde, kasabada, hatta belki de bilmiyorum, çok emin değilim bundan ama yani belki de Türkiye'de bazı köylerde hala kısmen bir yer kadar bu da mümkün olabilir. Diyelim ki yine evden dışarıya bakıyorsunuz. Gelip geçen arabaların, gelip geçen insanların, hareketin fazlalığı aslında sizin birinci anlattığım hal ile ikinci bu anlattığım hal arasında, yani bu iki hal arasında algı bakımından büyük bir fark vardır. Birincisinde algıladıklarınızın, yani size kendisini ne diyelim, beni algıla, beni fark et diyen şeylerin sayısının, miktarının efendim azlığı onların sizin üzerinizdeki algı kuvvetini ve tesirini arttırırken, ikincisinde ancak ne diyelim, bir tanıdık öğeye rastlarsanız algılayabileceğiniz bir yoğunluk var. Yani hadi renklerden örnek verdiğimiz için öyle gidelim. Diyelim ki siz turuncu seviyorsunuz. Ancak oradan turuncu bir araba geçiyorsa o trafikte o sizin dikkatinizi çekebilir. Ama sizde ne kadar bir iz bırakır bilemem. İşte müsaadenizle ben çocukken herhalde yaşıtlarımın çoğunun oynadığı bir oyundu bu. Çocukken oynadığım bir oyun vardı. Balkona, demin anlattığım gibi balkona çıkardım. Evimiz önünde, yani yan tarafında bir sokak vardı ama aslında evimiz çaprazlamasına bir caddeye bakardı. O caddeden geçen, diyeyim, yarım saat içerisinde yaklaşık geçen arabaları sayardı. 3, 5, 7. Kamyon çok etkilerdi beni. Daha böyle gürültüyle falan geçtiği için falan yeri göğü sarsa sarsa falan dersi. Adeta o günkü şartlarda düşünün lütfen. Daha çok hoşuma giderdi falan. Yani efendim, otobüs zaten pek geçmezdi. Geçen şeyler özel arabalar, kamyonetler falan yani. Böyle at arabaları. At arabaları geçince onları da çok dikkatimi çekiyor ama sayabilirdim yani yarım saat, bir saat içerisinde 5 tane, 10 tane filan. Mesela itfaiye arabası geçtiğinde benim için bayram olurdu. Yani bir başkası için felaket olduğu halde benim için bayram olurdu. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Benim o sırada dışarıya baktığımda, dış dünyaya baktığımda var olanları, farklılıkları beraber algılayabileceğim bir ortam söz konusuydu. Şimdi diyelim ki pencereden, balkondan baktığımda, yani baktığımızda hele büyük şehirlerdeysek ne görüyoruz? Kalabalık. Giden insanlar, gelen insanlar, arabalar. Hiç ayrımsayabildiğimiz bir şey var mı? Neredeyse yok. Yok gibi. Peki yani o zaman modern insan bir şey anlayamıyor mu? Onu demek istemiyorum. Yani klasik insanın zıddına modern insanda algı her durumda bilinçli bir ayrımsamayı, efendim bilinçli bir tefriği beraberinde getirmiyor. O yüzden de sıradan algı ile derinlemesine ayrımsamayı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Birincisine algı, yani modern insan için olanına algı, ikincisine de idrak diyoruz. Yani derinlemesine algıya. Başka bir ifadeyle idrak dediğimiz şey aslında bir şeyin özünü görmek, eski manasıyla
kullandığımızda algıyı da, yani bir bağlam bütünlüğü içerisinde onun anlamını, değerini, yerini, ordinatlarını bir şekilde ayırt edebilmek, farkına varabilmek demek. Bu mutlaka sorulduğunda izah etmek anlamına gelmiyor. Ama öğrendiklerinizle bunu izah edebilmeniz de mümkün. Şimdi toparlayacak olursak algı nedir diye, herhangi bir şeye, bak buradaki şey tabirine dikkatiniz çekilir. Mesela olgular, değerler, efendim durumlar yerine nesneyi öncelemek herhalde algıyı anlamak bakımından, zihnimizde daha doğru canlandırmak bakımından isabetli. Bir şeye dikkatli bir tarzda yönelme ve o şeyi duyularımız üzerinden, duyularımız aracılığıyla ayrımsama. Ardından da o şeyin bilincine varma. Demek ki algı için, yani bakmak, efendim, yani görmek, efendim, ne diyelim, titiz bir yönelmek. Yani şöyle diyeyim ki, rastgele baktığımızda aslında, hele modern insan için baktığımızda, modern insanı kastettiğimizde, herhangi bir şeye baktığımızda, herhangi bir yere baktığımızda aslında bir algıdan değil, belki algı kırıntılarından, algı parçalıklarından, algı bozulumundan, algı kirlenmesinden bahsedebiliriz. Dikkatli bir şekilde herhangi bir şeye yönelme, o şeyi beş duyu üzerimizden, herhangi bir tanesinden veya bazen birden fazla, efendim, yani iki, üç öğeyle birlikte görebilme, hem duyma diyelim ki, hem görme. Efendim, hatta bazen yapısı izin veriyorsa dokunma. Ayrım sayabildiğimizde, çünkü ayırmak demek arkadaşlar, anlamanın zaten bir adımı. Benzerlikleri, yani çoğunlukla bizim gibi düşünmeyi analojik çıkarsamalarda bulunmaya indirgeyen toplumlarda ne yazık ki bu çok sık yapılan bir karışıklık. Düşünmeyi biz benzerlikleri bulma olarak anlarız. Halbuki değil. Düşünmek arkadaşlar, benzerlikleri fark edip, benzerlikleri ne diyelim, belki belli bir kefeye koyup, farklılıkları da hesaba katma, farklılıkları arama. Bunu belki bir yapamadığımız için biz diyelim ki, hani verdiğim meşhur örneklerdendir. Ama bence isabetli bir örnek. Düşünce alanında diyelim ki bir kertenkele ile bir timsahı rahatlıkla biz eşitleyebiliriz. Aynı şeyi ya, görmüyor musunuz? Diye muhataplarımız anlatabiliriz. Yani bizim düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, efendim timsahla, efendim şeyi, bir kertenkeleyi aynı şekilde anlatabilir. Ya o aradaki en temel farkı dikkate almayabilir, benzerliklerden hareket ettiği için. Şimdi bilincine varma, üçüncü şık buydu ya algıda. Bu çok mühim. Klasik insanda işte o mesela ses, pencereden bakıyor dedik. Değil mi? Duyduğu o ses, kuş sesi, efendim, çok şeydir, çok nettir. Mesela hala ben size ne diyorum? Kuş diyorum. Değil mi? Israrla kuş diyorum. Ama diyelim ki 100 yıl önce bu gözlemi size anlatan bir insan asla kuş demezdi. Niçin? Onun ne kuşu olduğunu söylerdi. Yine karşılaştırarak daha önceki seslerle. Yani demek ki algı da gizli bir aşamada aslında deneyim. Onu sonra açacağız zaten. Ama bizim asıl herhalde dikkatimizi çekmesi gereken husus, herhangi bir şey, yani tamam, beş duyu üzerinden algılanır. Ama algı dediğimiz şey, beş duyu üzerinden algıladığımız şey değil. Yani bunu umarım iyi anlatıyorum, iyi vurgulayabilmişimdir. Bizim duyusal izlenimlerimizden farklı ve fazla bir şeydir. Nedir? Bilinçli bir farkına varmadır. Duyumları bilince iletme hadisesidir aslında algı. Eğer
beş duyu üzerinden algıladığımız gelen bu izlenimleri efendim duyu evresinde tutup efendim onu bilinç evresine taşımazsak onlar orada öyle bir yerlerde kalır filan. Belki bilinç dışına bir kısmı depolanır filan ve sonra hızla işte yani fazlalık yiyecek gibi yiyecekler dediğimizdeki fazlalık dışarıya atılır. Ama onların içeride kalabilmesi için bir bilinçlilik hali şarttır. Şimdi bu algı meselesi niye mühim? Belki onu da vurgulayayım. İşte kısmet olur da bu semineri seminerde ilerlediğimizde de şöyle bir programımız olacak. Şimdi işte algı sonrasında zihinde ne ortaya çıkıyor insanda, ne oluyor? Bilgi. Bilgi kaça ayrılır? Bilgi çeşitleri nelerdir? Bunların aralarındaki farklar nedir? Sanat diye bir bilgiden bahsedebilir miyiz? Sanat da bir bilgi türü müdür? Sanat bilgisi de kendisi içerisinde efendim birkaç şey ayrılabilir mi? Öbür bilgi türlerinden farkı nedir? Buralardan giderek yavaş yavaş sanatın aslına dair bir güzergahımız olacak. Ondan dolayı bu algı meselesi bizim için önemli. Ve bu konuştuğumuz, şu an bahsedeceğim, açacağım bahis de herhalde ufak ufak aslında şeyin habercisi. Sanat mevzuatının ufak ufak da habercisi olacak. Şimdi evet yani algı mekanizmalarımız bakımından bir sürü farklı ayrım yapabiliriz ama bütün algı çeşitlerini aslında kabaca ama çok esaslı bir şekilde ikiye ayırabiliriz. Dış algı ve iç algı. Dış algı neye diyoruz? Dış dünyada yani gözümüzle, kulağımızla, efendim tenimizle falan dokunmamızla ayrımsayabileceğimiz, dışarıda olup bitenlere dair gözlemlerimiz, tespitlerimiz falan izlenimlerimiz. Bu algı çeşidinde bizim ihmal ettiğimiz bir husus bu. Daima nesneler ön plandadır. Yani bir kuş sesi de aslında bir o bir sestir. Diyelim ki biz onu nesnesini işaret edemeyiz. Ama o sesin nesnesini sesin kendisinin nesnesini değil de sesin nesnesini işaret edebilir. Yani zihnimizde kuş sesi aslında kuşa, kuş nesnesini işaret eder, ona yaslanır. Ve onunla bir ilişki kurar, onunla bir bağ kurar. Filan kuş sesine benzeyen herhangi bir enstrüman sesini de o yüzden zihnimizde aslında kuş nesnesiyle irtibatlandırırız. Bu irtibatlandırma meselesi de çok mühim. Üzerinde bu dış algının, dışarıdan bize gelen algılıklarımızın üzerinde titizlikle durduğumuzda ve onları belli işlemlerden geçirdiğimizde ne diyelim, nesneye dayalı bir bilgi türüne ulaşırız. Buna ama nesnel bilgi demiyoruz. Nesneye dayalı bir bilgi. Efendim, bir de iç algı var. Bu iç algı işte asıl galiba bizim mevzumuz, ana mevzumuz. Bu ana mevzumuza dair bu şeyi, bu hususu biraz daha dikkatle üzerinde durmamız icap ediyor. Şimdi evet, dışarıda bir alem var malum. Bu dışarıdaki aleme dair inanılmaz bizim gözlemlerimiz var, bilgilerimiz var, malumatlarımız var. Bu bilgilerin çok önemli bir kısmı aslında inançlara dayanıyor. Bak, iman demiyorum, inançlara dayanıyor. Kanaatlere dayanıyor, yanlış çıkarımlara dayanıyor ama olsun. Yani öyle biliyoruz yani. Sonuçta biliyoruz ama yani bir bilgi sahibiyiz. Kendimizce bir açıklama getiririz. Yani her insan bilgili, bilgisiz, köyde dağ başında yaşayan dahil arkadaşlar, her insan dünya hakkında ne diyelim bir görüşe sahiptir. Felsefi manada bir dünya görüşü tabii olmayabilir bu ama kendi içinde bir bütünlüğü vardır. Yani işte insan
nedir diye sorsan anlatma. Aha bak işte ha, bu falan yani nesnesini gösterir. Ama gösterir. Mesela hayvanı göstermez. Hayvan nedir? Efendim toprak nedir? Dağ nedir? Tanrı nedir? Tanrılar nedir? Falan yani. Bu soruların hiçbirisine doğru dürüst cevap veremez. Köyünden hiç dışarıya çıkmayan bir vatandaş. Televizyonda seyretmediğini, 100 yıl önce yaşadığını düşün. Günümüzde televizyon seyretse bile ne fark eder? Sadece yanlış kanaatleri daha çoktur eski insana nispetle. Yanlış bilgileri, yanlış izlenim daha çoktur. Ama o dünya hakkında bir fikri olur. Ve bu fikir de yabana atılır bir kıymette değildir. Eğer o fikirler, o bilgiler, o kanaatler arkadaşlar başka insanların bilgileriyle, başka insanların görgüleriyle, başka insanların deneyimleriyle, başka insanların kazanımlarıyla bir araya gelir ve ilişkiye girerse, bu ilişkiden de yeni bir ortaklaşalık ortaya çıkarsa, ortak bir ne diyelim, dünya algısı, bir dünya görüşü, bir çeşit dünya, primitif bir dünya tasavvuru ortaya çıkarsa, artık o toplum kendine mahsus bazı şeyleri yapmaya, bazı şeyleri kendine mahsus addetmeye başlarsa buna ne diyoruz? En saf manasıyla kültür işte bu arkadaşlar. Kültür dediğimiz şey bu. Şimdi yani dolayısıyla kültürün mühim bir kısmı aslında dış algıya yöneliktir. Ama garip bir şekilde biz günümüzde yani kültür dediğimizde gelenekler, görenekler, şunlar bunlar aklımıza gelir. Yani iç algıya dair şeyler gelir. Halbuki o dış algının ortak çıkarımı, ortak paydaları olmadan o iç algının pek bir kıymeti kalmaz. Onlar da günümüzdeki gibi süs düzeyinde kalır. Yani mecburen şimdi diyelim ki sizin Yozgat'tasınız diyelim. Hani Yozgat'ta yaşasanız işte evlendiğinizde şöyle 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 gelenekler falan yapmanız gerekiyor. Orada da belki Yozgat'ta da ya da Yozgat'ın belli yerlerinde de hala o gelenekler, o evlilik törenleri falan hala belki kullanılıyordur. Tamam. Yani uygulanmaya devam. Ama dikkat edin. Kız olsun, erkek olsun. Çoğu artık o geleneklerin yani ne diyeyim, kehen yerine getiriyor. Yani oraya bir duygusal bağ yok ne yazık ki. Niye? Çünkü dış dünyada onun dünya tasavvurunda bir karşılığı olmadığı için içerisinde de bir ne yazık ki karşılığı yok. Demek ki şimdi bu iç algıya bunların da yardımıyla dönecek olursak iç algı dış dünyanın zıttına bizim içimizde gerçekleşen olaylara, onun kendine mahsus gerçekliklerine, durumlarına, vakalarına yönelik onlarla bağıntılı bir algı çeşidi. Burada işte hislerden efendim güdülerden, ruhun değişik hallerinden bahsediyoruz. İşte korkular mesela kardeş insanın hiçbir zaman farkına varmadığı, varmak istemediği, reddettiği bir duygu durumudur korku. Efendim, işte biz bu korku durumunu ne diyelim yok saydığımızda, inkar ettiğimizde çoğunlukla özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsak ve hani modernist bir eğitim sürecinden geçmişsek bir sürü farkına vardığımız yahut varmadığımız fobilerimiz oluşur. Çoğunlukla bunu reddederiz, bu fobileri falan. Kritik durumlarda da ortaya çıkar bunlar. Falan yani. Niye? Çünkü moderniteyle beraber mühimsenen şey pozitivizm üzerinden. Pozitif bilimler, dış dünya, fizik dünya, fizik gerçeklik, iktisat, siyasi ilişkiler, uluslararası ilişkiler, şunlar bunlar. Bunlar önemsiz manasında demiyorum. Bunlar zihnimizi belirleyen bir kuvvete, kudrete büründüler. Ve biz bunları, buradaki hızı sağlıklı bir şekilde takip ederken içeride olup bitenleri pek hesaba katmamayı öğrendik, tercih ettik. Siz de farkındasınızdır. Mesela
İşte oraya tekrar o aşamaya geldiğimizde açacağız ama hislerimize yönelik, değil mi? Hislere, daha doğrusu hislerimize yönelik dersem haksızlık edebilirim. Daha genel söylersem herhalde daha kabul edilebilir olur. Hisse yönelik tuhaf bir küçümseme tavrı içerisinde olduğumuzun farkında mısınız? Mesela his bizim için bizi aldatan, bizi kandıran, bizi yanıltan, bizi yanlışa sürükleyen, adeta şeytanın sesi durumundadır günümüz insanı için. Hisler yanıltır. Peki ne olur? Akıl. Akıl önemlidir. Bilim falan, değil mi? Halbuki dünyanın her yerinde pek yakın bir zamana kadar, en çok da bizim kültürümüzde akıl böyle pek kıymet verilen bir şey değildi. Hatta tam tersine, yani insanı ne yanıltırdı diye sorduğunuzda hangisi insanı yanılttı? Yani daha çok yanıltır. Hisler mi, akıl mı dediğimizde, sezgilere pay verdiği için hiç kimse bugün gibi hisleri red ve inkar etmez veya tahfif etmezdi. Tam tersine, hani bize ayak bağı olan, biliyorsunuz akale zaten hani bağ demek, efendim bağlamak demek, efendim o bizim ayağımızı bağlayan, ayağımızın birbirine dolanmasını sağlayan, sağlıklı ilerlememizi, sağlıklı düşünmemizi engelleyen, efendim neredeyse filan bir şeydi. Ancak hislerin yardımıyla efendim akla müracaat ettiğimizde, akılla birlikte hareket ettiğimizde, efendim aradığımız doğru neyse ona yakınlaşabilirdik. Yani hisleri inanılmaz bir ne diyelim, küçümseme, dışlama tavrımız var. Hisleri dışlamak ne demek? Demek istediğimi herhalde çıkarsamaya gerek yok ama ben yine de vurgulayayım. Şu demek, yani say bu bize mahsus bir şey değil ama belki de dünyanın öbür kültürlerinden fazla olarak bizde bu mekanik bir zorunluluk haline getirildi. İç algıyı yani becerebilirsek imha etmek yahut da ihmal etmek demek. Biz yani içimizde olup bitenleri ancak belli durumlarda hesaba katarız. Yani çok mesela ciddi bir tehlike ortaya çıktığında, çok kritik kararlar alacağımızda falan, o hani o taptığımız akıl, yücelttiğimiz akıl falan, birden o bizi yalnız düşürdüğünü, yarı yolda bıraktığını falan fark etmeyiz. Hala ona müracaat ederiz. Ama bir taraftan da bak ben buradayım. O iç algımız ben buradayım der. Ne hissettiğimizi belki o zaman hesaba katarız. Acaba ben ne hissediyorum? Yani herhalde özetleyecek olursam, yani klasik insanla modern insan arasındaki en ciddi farklardan bir tanesi arkadaşlar, işte bir durum var ortada ama etkileyici bir durum olsun. Ne düşünüyorsun diye habire birbirimize sorarız veya kendimize sorarız. Ya arkadaşım, kendim için sorayım. Ya Hasan Ali, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şunu sormayız. Yani bu çok sık başımıza gelen bir seçenek değildir en azından. Ne hissediyorsun? Sen bu durumda, bu olayda ne hissediyorsun? Aslında o his açısından bakabilsek, sezgi mekanizmamızı da devreye sokabilsek, sağlıklı bir şekilde muhakeme sonucunda daha isabetli bir karar verebilecekken, hislerimizin bizi yanılttığını varsayarak sadece akla başvurmak, aslında çıkarsama yapmak, bazen de eksik çıkarsama yapmak sonucunu doğurabiliyor. Veya toplumsal olarak da, bireysel olarak da baktığımızda, kendi menfaatimizi düşünen, kendi menfaatini, sadece kendi menfaatini önceleyen bir varlık haline getiriyor bizi. Bu işte belki daha küçük toplumlarda şahsi menfaatin yanında o çekirdek aileyi, bazı nadir durumlarda Türkiye'de, dünyanın farklı yerlerinde kendi aşiretini, klanını, kendi cemiyetini, mesela bizim değil de Batı toplumların çoğunda kendi cemiyetini, kendi efendim derneğinin, hani dernek manasında cemiyeti kastediyorum yani. Değil mi? Satranç severler derneğinin çıkarlarını, kendi çıkarlarının üzerine mesela bir İtalyan çıkarabilir yani rahatlıkla. Burada şaşılacak bir şey de yoktur. Öte yandan
Tekrar bu konuştuklarımıza dönüp baktığımızda algılamadan edemeyen bir varlık olarak biz aslında zannettiğimizden pek az algılarımızda seçiciyizdir. Algılarımız bizim sahiden deminki ayrımı hesaba katarak söylüyorum, idrak havuzumuza taşınır. Pek azı. Klasik insanda sadece algıladıklarının miktarının azlığı değil, algı mekanizmalarının bize nispetle aldıkları eğitimin yahut eğitimsizliğin. Çünkü eğitimsizlik de arkadaşlar hakikati görmek bakımından en az eğitim kadar etkili bir yoldur. Hatta bana soracak olursanız daha etkili bir yoldur. Yani eğitim sahibi olduğumuzda biz efendim hakikati keşfetmiyoruz. Sadece hakikate dair veya bir kısım hakikate dair daha sonra değişmek üzere bir kısım bilgiler ediniyoruz. Bu kısımların doğruluğu da daha sonra kendisini başka doğru adaylarına bırakacaktır. Ama biz bunu hep ihmal ederiz. Yani bizim bilgilerimizin değişmez, vazgeçilmez ve üzerinde tartışılmaz doğrular olduğuna kaniyizdir. Efendim, halbuki biz birçok şey algılarken bunların pek azını sahiden idrak havuzuna taşırız dedik. Sonra da bunları anlama ameliyesine maruz bırakırız. Şimdi anlamak ne demek? Biraz da bunun üzerinde duralım. Efendim, çok kitabi olmamasına gayret ediyorum ama umarım öyle de değildir. Yani teorik olmaktan hususen kaçınmaya çalışıyorum. İnşallah başarıyorumdur. Tabii anlamayı çok değişik şekillerde tanımlayabiliriz. Bunların önemli bir kısmı da anlamaktan kastettiğimize bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Ama ben işimizi görecek en basit şekilde yapmaya çalışayım bunu. Anlamak demek bir şeyin, buradaki şeyin nesneyle irtibatını lütfen göz ardı etmeyelim. Bir şeyin sadece o şey olduğunu ve başka bir şey olmadığını, üstelik başka türlü de, yani o şeyin başka türlü de olamayacağını görmek demek. Bak, görmek fiilini özellikle tercih ediyorum. Görmek çok, anlamak bakımından çok mühim. Görmeyi zengin anlamıyla değil, dar anlamıyla kullanıyorum burada. Bir şeyin sadece o şey olduğunu, gayrı olmadığını ve ancak o şekilde olabileceğini görmek. Bu çok zor bir eylemdir aslında. Anlama eylemi yani. Biz garip bir şekilde modern eğitim alan insanları kastediyorum. Anlamayı galiba ülkemizde bu biraz daha da fazla cereyan eden bir yanılsama, anlamayı bilmekle karıştırırız. Halbuki bilmek ile anlamak arasında inanılmaz bir fark var. Hatta bunlar birbirine düşman bile diyebilirim. Yani bilmenin anlamayla barışması çok kolay bir ameliye değil. Çünkü bilmek, yani öğrenmek, herhangi bir şeyi öğrenmek aslında günümüz şartlarında herhalde modernitenin inkar edilemez üstünlüğünü burada görmek ve kabul etmek durumundayız. Efendim, bilmek günümüzde son derece kolaylaşmış bir şey. Yani bilgiye hızla, etkileyici bir hızla ulaşabiliyoruz. Fakat o ulaştığımız bilgiyi ne diyelim, hafızamızda tutmak mesela. Evet, öyle diyelim. O bilgiyi hafızamızda tutmak anlamak mı demektir? Yoksa anlamak daha başka bir şey midir? Şimdi anlamak
arkadaşlar bilmekten farklı olarak o bildiğimiz şeyi tekrar etmek demek. Yani anlamanın sırrı aslında galiba tekrarla. Ne diyelim? İrtibatlı. Şimdi konumuzun dışındaymış gibi gözüküyor ama bence bal gibi de içinde. Hani Türkiye'de anlı şanlı Amerika'da, Fransa'da, Tanzanya'da bilmem nerede eğitim üzerine işte master, doktora eğitim alan insanlar, eğitim konusunda eğitim alan insan buraya gelip esmerci eğitim, Türk eğitim, esmerci eğitim, esmerci. Bir kere keşke, ben derim ki yani yıllardır, keşke Türkiye'de öyle bir esmerci eğitim olsa. Dünyanın her yerinde en şey, en makbul eğitim yolu halbuki ezberdir. Yani tekrara dayanır. Şimdi bir şeyi tekrar ettiğimizde arkadaşlar, o şeyi idrak edersiniz demek istemiyorum ama idrake hazır olursunuz. Yani herhangi bir şeyi bilmenin anlama düzeyine çıkabilmesi için mutlaka yeter miktarda tekrar edilmesi lazım. Mesela bu tekrar benim için 500 iken sizin için 50 olabilir, bir başkası için 70 olabilir. Ama tekrar çok esaslı bir ne diyelim öğrenme ve anlama yöntemidir. Hatta tekrara daha etkileyici bir öğrenme yöntemi insanlık keşfedemedi. Sadece bize mahsus değil bu. Bütün klasik eğitim okullarında, Çin'den Maçin'e, işte Avrupa'da falan daima Mısır'da, Mezopotamya'da hep tekrar yani. Tekrar üzerine kuruldu eğitim. Biz ama bu tekrarın, ezberin falan yani bilincine varmadan hafızasını alma eyleminin boş bir şey olduğunu zannederiz. Tam tersine doluluk orada halbuki. Ama biz anlamaya çalışalım. Bir kişinin yinelemeler üzerinden edindiği ve kendi deneyimlerine başvurarak tamamladığı bir eylemdir. Yani bilgisi de vardır. Onu bir şekilde edinmişsinizdir. Efendim. Ama o bilgiyi siz tekrar tekrar edinemediğiniz, tekrar tekrar yineleyemediğiniz takdirde, içsel olarak yinelemediğiniz takdirde, tekrar karşınıza çıkmadığı takdirde yahut kendi deneyimlerinize başvurmadığınız takdirde o sizde bilgi düzeyinde kalabilir. Bu bilgiyi isterseniz şöyle anlayabiliriz. Yani hani eskiden ambar örneği şöyle dedi yani buzdolabına koyduğunuz, mutfağınıza koyduğunuz bir gıda. Nerede? Var mı sizde? Var. Peki nerede? İçinizde mi? Hayır. Siz onlar bir iş gördünüz mü? Hayır. Nerede? Buzdolabında. Veya nerede? İşte dolapta. Bu yani. Bilgi bu. Sizin ona bir irtibatınız yok. O sizin henüz kanınıza karışmış değil. İşte bilgi kanımıza nasıl karışıyor filan. Karıştığında ortaya ne tür sonuçlar çıkıyor? Bunları biz nasıl ayırıyoruz? Bilgi farklarını, tam olarak bilgi neye diyoruz? Bu tür mevzuları da nasip olursa haftaya konuşuruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim.